Böyle bir tesadüf olamaz. Nasılsınız Orhan Bey? Orhan abi çok kısa, çok kısa. Çok kısa bir. Senin adına nasılsınız? Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ ol, teşekkür ederim. Merhaba abi, nasılsınız? İyi yavrum. Sanıyorum yine doktor. Bir randevu günü diyorum sanıyorum. Bir randevu günü de daha siz. Doktorumuz İsmail Bey. Geçmiş olsun, sağlık durumunuz nasıl bu arada? İyiyiz gayet. Genel rutin bir kontrol için mi geldik? Hayır, hayır. Burası, burası abi, burası. Burası, burası. Burası. Biz de şey yapalım Orhan abimizle. Bir şarkı. Sağ ol abi, seviyorum. Sağ ol. Bir şarkı hazırlanıyor efendim. 5 şarkı. Bir single. Önümüzdeki günlerde, haftalarda abi bitireceğiz inşallah. Daha sonra 10, en az 10 eserden olursa bir aksesi. Bunu onların albümü yapacağız. Orhan abi, bu hani uzun zaman sonra bir albüm sanıyorum olacak değil mi bu sizin için? Uzun zamandır ben de yapmadım. Evet. Özel bir nedeni, sebebi var mıydı? Bir hani sektöre bir inanmamışlık durumun aslında var, yoksa kırgınlıklarınız da mı vardı? Hayır, bu kadar hayır, beklediğiniz? Biraz özeldi. Durdum, başka şeyler yaptık. Ve önemli olan sektörün durumu iyiydi. Ha. Üretim durumu. Ha, üretim anlamında, anladım. Sektörde üretim durumu. Şansımla ilgili değil. Sektörde durma nedeni de sanatçılarımızın Orhan abi, haklarını bir de şimdi manevi almamasından. Yıllardır hani bir bu çok talep ediliyor sizden. Sürekli sorulan bir şey. Orhan abi ne zaman işte sahne yapacak, sahneye çıkacak? Yıllardır siz çıkmıyorsunuz ama. Baştan beri ben mutfakta çalışıyorum. Ve beste yapıyorum. Aranjörüm. Edebiyatçıyım. Şiir, şarkı sözü yazıyorum. Sazımda iyi olduğum zaman virtüöz diye anılan biriyim. Sonra okuyorum ve fikir adamıyım. Ama böyle bir radikal şey karar alsanız hani ortalık da yıkılır anlamında hani soruyorum. Bir sahne bunların arasında bir eylemdir, vitrindir ama ben bunu kuliste çalışarak müziğimize katkı katılmak bir şey yapıyorum. Ve şu ana kadar da çok emek verdim. Ses tellerinizde bir operasyon olacak diye ne oldu? Olabilir. Bunlar normal şeylerdir. Bir bakacağız doktorumuzla. Sağ olun. Çok sağ olun. İzninizle. Sağ olun. Kalabalık çekiyor. Kalabalık çekiyor. Ne sorayım abi? Bu sevgi çok kişiye nasip olmaz. Sağ ol. Sizi görenler, hayranlarınız bir anda etrafınız. Efsane ne diyorsunuz? Bana bir dakika. Orhan Bey. Orhan Bey. Çekilir misiniz? Gel abi. Allah sağlık. Yaptığımız emeklerimizi, seçkin meslerimizi sevenlerle paylaşıyoruz. İyi günler diliyoruz. Yemin ederim babama alacak bu resmi. İnşallah. Aldım Sefer abi. Peki. Eyvallah. İnşallah. Ben de eski. Sizler geç kurdum. Sizler bakıcısınız. Çekiyor sen. Orhan baba ya. Çeksene babayı. Çeksene gidiyor babayı ya. Nasıllar kaç? Kaçmış hocam kendisi hocam var mı? 7.48. Senin ne? 46 sağlam var. Sağlam baba. 45'lere kadar varmış. Çok çalışmış. Maddetli bir fotoğraf var. Dambul yaparken çekiyorum. Babacım görüşürüz. Hayatınız boyunca sahneye çıkmadınız. Çıkacak mısınız? Hani bu kuralı sahneyi düşünmüyorum. Düşünmüyorum. Çünkü o ayrı bir emek, ayrı bir dikkat istiyor. Ben yaparım bunu fevkalade ama bu kadar yıl oldu. Onu çıkacaktım bir defa hazırlandım fakat eksikler oldu, vazgeçtik. Ha, bu kuralı, yani kural mı diyelim, hani size kendi bir prensibiniz, bunu yıkmanız kolay değil mi efendim? Olabilir aslında ama ben bu saatten sonra pek çıkmak istemiyorum. Yani yoksa sahneyi fevkalade başarınızı da biliyorum, iyi de biliyorum. Peki, çok peki, teşekkür ederiz çok efendim. Kendinize iyi bak, sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Eyvallah.
Biz yukarıya sizi bu tarafa. Biz diğer bu kata, sizi bu kata.